Bu akşam birbirinden değerli dört tane konukla birlikteyiz. Tanesi olmaz mı zaten? Direkt ayarı vermiştik bize Hakkı Devrim Baba. Dört değerli konukla birlikteyiz diyelim. Bize ulaşabilmek için 429-58-93 ya da Twitter/Mesuter adresini kullanabilirsiniz. Gelen iyi sorular olursa soracağız. Ben hemen oturarak konuklarıma bir hoş geldin diyelim. Sayın Canan Anderson ve Keman'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keman Bey mi hanım mı desem? Bayağı bir hareket. Hanım oldu. Bayağı belli. Bayağı bir şekilli yani. Evet. Hanımefendi siz de hoş geldiniz diyorum. Coşkun abimiz burada. Coşkun Aral. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beklettik. Biraz bu bayram günlerinde böyle biraz bekletiyoruz sizi. İyi bayramlar diyelim. İyi bayramlar değil mi ya? Hakikaten öyle. Sevgili Beste Bereket hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kaç görebiliyorsun değil mi? Tamam alırız peki gayet iyi her şey yolunda. Ve İdil Cimbrin sen de hoş geldin. Teşekkürler. Senin kim olduğunu birazdan anlatacağız. Zaten tanıyorlar senin böyle fanların var, acayip fanların var ama Canan'la bir başlamak isterim. Şimdi ben bu kemanınızla bana bir ses verebilseydiniz eğer hangi sesi tercih ederdiniz? La'yı direkt tercih ederim. La mıdır yani? Evet direkt. Ha, o mudur onu bileyim yani. La'dan mı başla? Her enstrümanın iyi bir sesi vardır ya. Normalde la sesi orkestralarda bana bir ses ver dendiği zaman la çalınır ki herkes akord edebilsin diye. Direkt ana seslerden bir tanesi la'dır. Ben de la veririm. Bugün yeni bir şey daha öğrendim. Peki keman güzel la verebiliyor mu? Tabii ki. Tamam gayet güzel. Ne biliyorsun soru ya. Yani teknik bir soru. Şimdi bir insan kemancı olmaya nasıl karar veriyor? Yani mesela hani benim dönemimde şeyin bir şarkısı Adnan Şenses'in Kemancı Başımın Tacı diye. Hani oradan bir gazda bir erkek kemancı olabilir değil mi? Ama siz nasıl karar verdiniz? Ben karar vermedim. Ben karar verdirttirildim. Şöyle ki 5 yaşında annemin bir arkadaşı benim sesimi işte şarkılar söylüyordum duyuyor. Aa Canan'ın çok güzel kulağı var. Bizim de opera orkestrasında çalan bir arkadaşım var. İstiyorsan Canan'a götürelim bir kulağını dinlesin. Belki keman çalar diyor. Annem de çok hoşuna gidiyor. Çünkü bizim bütün ailemiz klasik müzik çok seven bir aile. Geldi annem bana ben 5 yaşındayken böyle otururken. Canan keman çalmak ister misin dedi. O anda bana zaten hangi şeyi çalmak ister misiniz deselerdi. Yani evet derdim. Yani fagot deseydi, obua filan deseydi. Tabii ki evet. O da olacaktı yani tabii şimdi. Ki, tabii vay ki. Be. Bu tamamen şöyle düşünüyorum. Allah'ın bana sunmuş olduğu, açtığı bir yol diye düşünüyorum. Biraz ben de evet dedim. Şeyde direkt tanıdık yoluyla geldiği için bir keman filan. İyi demişsiniz. Evet peki, yani 5 yaşından. 5 yaşında mı aldınız sazı elinize? Evet. Kaç senedir çalıyorsunuz? Bayağıdır. Anladım yani. Bir şekilde soramazsınız o soruyu ve net yanıt gelmez. Peki hoş geldiniz. Coşkun abi hani seni tanımlarken hareket diyoruz. Yani Coşkun biraz abi, hareket diyelim. Şu anda ayağım biraz sorunlu o yüzden hareketlerim azaldı. Bir şey mi? Ya geçmişin o yılların getirdiği yük, televizyonculuğun o ağır yükleri bir de benim sürekli ötelememden ötürü ayak bileğinde ciddi bir sorun var. Bugünlerde galiba hastanelik olacağım. Ama umarım birkaç ay içinde toparlarım. Ya dilerim bir hastanelik olmasın. İki bu durumda savaş gazisi diyorlar üzerinden herhalde. Top arabası geçeli 30 yıl oldu ama. Üzerinden top arabası geçti. Sen bir öteledin mi 30 sene boyunca? Ya ben değil vücut galiba. Biliyorsun şey gibi hani gençlik döneminde bakraç gibi çevirdikçe metabolizma hızlanıyor. Bir sürü şeyleri es geçiyor ama zamanla yaş ilerledikçe o şeyler iade-i taahhütü geliyor. Ha, o top arabası geri döndü. Geri döndü. 30 sene sonra geri döndü. Evet. Ve galiba şey, neyse geçmiş olsun ama şunu soracağım. Kaç savaş gördün? Ya 1979'dan başlayıp İran-Irak savaşı diyelim. O savaştan başlayıp geçtiğimiz yüzyılın sonuna kadar 30'un üzerine savaş gördüm. Kaç tane yani barış gördün abi? Yani galiba Çeçenistan savaşıydı. Gidemedim tek savaş. Geriye kalan hepsine gittim. Hepsini gördüm. Şu anda gündemde olan Somali'deki savaşa tanık oldum. Onun dışında Afrika'da aşağı yukarı yaşanmış bütün savaşlar, Orta Doğu'da. Yani gidemedim tek Çeçenistan'da. Yani onda da Dudayev'e randevum vardı. Hı hı. O zamanlar işte savaşlarla çalışıyorduk. Bir şeyler oldu, gidemedik. Adamcağızı öldürdüler ve Çeçenistan girilmez bir hale geldi. Hı. Ama onun dışında aşağı yukarı bütün savaşları yaşadım. Peki mesela bu savaşları yaşadıktan sonra barış döneminde bu fotoğrafladığın yerlere gidiyor musun? Gidiyorum tekrar? Tabii ki. Gidiyorum. Nasıl görünüyor ikisinin arasındaki fark? Ya şimdi savaşın eksilmediği bölgeler de o travmatik bölgeler sürekli yani savaş kusan yerler. Yani gündemden bir süre düşse bile tekrar gündeme gelebiliyor. Çünkü işin içinde kan davası, intikam girdiği zaman onu eşeleyip o yarayı cerahatlaştıran kesimler her zaman var. Yani bugün Kuzey İrlanda'da barıştan bahsediyoruz ama yarın öbür gün tekrar bir şey patlatabilir. O yüzden savaşı en iyi korumanın yolu, yani savaşı başkalarına bulaşmaktan, o cenderi altına almaktan bahsediyorum. Savaşı iyi tanımak lazım.
Çünkü savaşı bilmeyen ülkeler savaşa gebe oluyor. Yani barışı bilenlerin, barışı koruyanların en büyük bölümü savaşı iyi bilip kendi kuşaklarına iyi aktaranlardır. Bizde bu son dönemlerde yaşananlar bile sağlıklı aktarılmadı. Yani sürekli işte geçiştirildi, küçümsendi, bundan ticari çıkarlar elde edenler oldu. O anlayış yani minicik bir sorunu bile çok ciddi boyutlara aktarabiliyor. Tabii bu şey, savaş tüccarlığı diye bir şey var değil mi? Var tabii yani ölüm tüccarlığı, savaş tüccarlığı, savaş tanrılığı diye bir tanımlama evet, var yani silah tüccarları için. Bence bugün dünyada bunu belki biraz marjinal ölçüde yapan bir ülke var İsviçre. Yüzyıllarca savaştı bunlar. 600 yıl önce barış geldi. Ama İsviçre'li tekrar savaşı yaşamamak için hiçbir pakta girmiyor. Gardırobunda silahını tutuyor. Evin altında sığınağında her an savaş çıkacakmış gibi. Tek aslında bağımsız koyuyor. Ülke o değil mi? Yani tüm bu şeyin kirli coğrafyanın içerisinde kendisini her şeyden izole edebilen. Evet. Artı savaştan da kazanıyor. Çünkü tabii dünyada canım. Şu anda kimyasal silah üretiminde bir numara. Mayında bir numara. Bu da ilginç yani. Diğer tarafta protez bacak yollamada bir numara. Yani bir taraftan mayın üretiyor. Hem öncesinden hem teknolojisini veriyor. Kazanıyor. Ardından çok işte en iyi protez bacaklar bizde var deyip gönderiyorlar. Ben 2000'li yıllarda bir kitap yapmıştım. Sözün bittiği yer lafını ilk kullanan kişiyim. Öyle mi? Sevgili Reha Çamuroğlu'yla beraber ortaya attığımızda aşağı yukarı 12 yıl önceydi. Sen dillerimi sadece bir kere kullanmışsındır. Ben savaşlar bitsin diye söyledim. Hatta ustamız Çetin Altan bana şey demişti. Ön sözü yazarım ama bir tek koşulla. Bu savaşların biteceğinin haberini ver. Buna ilişkin bir takım umutlar ver diye. Ben de ciddi bir araştırma yaptım. Bakın savaşlar biter mi diye ama o dönemde Bill Gates'in varlığı biraz umut veriyordu. Yani silahtan daha fazla kazandıracak bir meslek çıkıyordu ortaya. Teknoloji. Bilgi, teknoloji. Adnan Kaşıkçı da o dönemlerin en büyük zengini silah tüccarıydı. Çünkü Bill Gates zavallı silahtan daha çok kazandıran bir konuma geldi ama yine bir manipülasyonla adamın serveti ikiye indirildi ve tekrar hortladıldı savaş ticareti. Hep tabii ki en büyük nedeni cehalet. Yani evet. Ve gariptir kendi ülkemde benim korkularım eskiden yoktu o kadar ama şu anda çok korkuyorum çünkü yeni kuşaklar kullandığı aracı bilmiyor, aracın özelliklerini bilmiyor. Kolay elde etmenin, çalışmadan elde etmenin, çabalamadan elde etmenin yolları şırınga ediliyor. Özellikle medyada bunlar yapılıyor. Bugün Türk medyasında en çok kazananlara bakarsanız profillerini, bir zamanlar biliyorsunuz Matit Malukcan da en çok kazanan. Şimdi ona benzer şey satanlar yani ideal, kolay kazanç. Hayal bol karayı, al parayı, hayal, o tür şeyler. O korkunç şey gerçek. Çünkü halk çok rahat absürbe edebiliyor kolaylığı. Hoşumuza gidiyor canım. Hoşumuza gidiyor. Çünkü güzel çaba için göstermiyorsunuz. Yani düşünebiliyor musunuz? Benim Türkiye'ye ilişkin bir saptamam var. Hukuk bir dönemde vicdanla cüzdan arasında sıkışıp kalmıştı. İnançta da şey diyorsunuz yani Berat gecesi namazını kıl. Ertesi gün bir camiye bağışta bulun. O güne kadar ne yaptıysanız ertesi gün her şey affolur. Yani bu iki sistemde devam ettiğimiz süre içinde siz suç işleyin. Nasılsa yani şike yaptınız. Din adamını arayınız. Hocam komisyonunuzu yolladım. Acaba şike yaptık. Yani caiz mi? Sen yatırımını yap. Gerisini düşünme. Zihniyeti hakim. Yalnız oranın fifası çok ağır bir fifa. Yani onun tokatı herhalde. Valla Allah'ın tokatı korkunç. Yani onu kandıramayız ama halen kandırabileceğini sanan çok salak var. Bizde de, dünyada da. Elbette tabii ya. Yani en kolay ne üzerine gidebiliyorsunuz? İşte manevi değerler üzerine gidebiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz ve para yani. Mesele çocuk bu. Toplumlarda çok ama toplumların çocuk bırakılması en büyük sorun. Yani bir takım insanlar şu anda bilgi iletişim aracı kullandığımız. Bununla yaşam kalitesini elde etmenin, korumanın yollarını anlatmak yerine ya hiçbir şey yapma, hoş boş şeylerle geçir zamanını diyorsun. Sonuçta bu fizik kuralı. Yani hiçbir şey kendinden yaratılmamıştır. Aynen. Salak bir toplum, salak bir kuşak. Yani üniversitenin halleri aslında bugün bakıldığı zaman korkunç. Ya dileriz öyle olmaz.